Burada bizim için aslında önemli nokta şu 260 bandı. 260 bandını üzerinde kalıcılık sağladığı takdirde Türk Hava Yolları bizim için çok güzel bir şekilde alım fırsatı verebilir bu seviyelerden. Piyasanın tabii ki de aşağı yönlü olarak bir hareketi olduğu takdirde Türk Hava Yolları da olumsuz etkilenecektir. Çünkü endeksteki ağırlığı yüksek hisse senetlerinden bir tanesi Türk Hava Yolları. Sonrasında bir maç geliyor zaten bu şekilde de sıralayabiliriz. 260 bandından bir altına salmadığı takdirde bu seviyeler bizim için güzel seviyeler. Tepe noktası zaten 330 bandı. Hedef fiyat ortalaması 461 liralardan bahsediyoruz ama tekrardan tepe noktasının 331 seviyelerine geldiği takdirde bizim için yine çok ciddi bir kar potansiyeli sağlayabilir açıkça söylemem gerekirse. Şu şekilde de şöyle bir çizecek olursa 260 seviyeleri bizim için önemli. 260 seviyesinin altına saldığı takdirde bir alt seviyeler 250 bandına doğru bir geri çekilme yaşayabilir. Hani buralarda dikkat etmek lazım. Toplayacaksak da şayet her yayında zaten söylüyoruz. Kademeli olarak alımlarımıza dikkat edelim. Eğer Türk Hava Yolları'nda alım yapmayı düşünüyorsanız ya da yukarılardan maliyetlendiyseniz ve bekliyorsanız ortalama çekeceksiniz şayet. Kademeli olarak bu hani ne kadar bir nakitiniz var bilmiyorum ama onu 4-5 parçaya bölerek parça parça kademeli olarak alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. 260 bandına kadar buralar çok güzel alım seviyeleri ama 260 bandının altına saldığı takdirde şu 250 bandına doğru bir hareketlenme gelebilir. Endeksin geriye dönük hareketi sebebiyle bunu söylüyorum. Hani buralardan böyle parça 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 kademeli olarak alımları gerçekleştirebilirsiniz. Tekrardan şöyle 290-300 bandını attığında zaten düşeni kırmış olacak endeksle beraber. Çok çok daha iyi seviyelere gelmiş olacaktır.